Merhabalar. Ben Doktor Medaim Yanık. Psikiyatırım. 25 yıldır erişkinlerden çocuklukla ilgili travmatik anıları dinliyorum. Sonunda bu travmatik anıları birleştirerek çocuk yetiştirmekle ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Bu kitabın ilk bölümünde travmatik anılar var. Bugün size bana sıkça anlatılan travmatik temalardan bir tanesinden bahsedeceğim çocuğun başkalarıyla kıyaslanması. Kıyaslanmak insan teki için çok acı bir deneyim. Sadece çocuklar için değil, erişkinler için de acı bir deneyim. Ama çocuklar için oldukça fazla bir deneyim. Çocuğun başkalarıyla kıyaslanması, çocuğun kendini değersiz hissetmesine neden oluyor. Bakın size dinlediğim öykülerden bir tanesini okuyayım. Doktor Bey, biliyor musunuz kıyaslanmak kadar kötü bir şey yok çok yıkıcı bir şey. Sizin kitap yazan biri olduğunuzu biliyorum. Lütfen kıyaslanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu yazın. Ben hep kıyaslanmanın olduğu bir evde büyüdüm. Annem kendi halimizi hep başkalarıyla kıyaslardı. Hep talihsiz olduğumu söylerdi. Gittiğimiz tatilleri bile başkalarının tatilleriyle kıyaslardı. Bu kıyaslamanın ne kadar kötü bir şey olduğu üzerine hep düşündüm, durdum. Ama bu kıyaslama galiba iliklerime kadar işledi. Bazen kendimi başkalarıyla kıyaslarken buluyorum. Sanki otomatik olarak işliyor. Bu durumdan gerçekten kurtulmak istiyorum. Bakın bu öykünün gösterdiği şey şu. Kıyaslanmış bir çocuk, kıyaslanma iliklerine kadar işlemiş, artık kendisi de kendini başkalarıyla kıyaslamak istiyor, Allah'tan farkında ve bunu durdurmak istiyor. Anneler, babalar lütfen çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Güzelliklerini, zekalarını, becerilerini kıyaslamayın. Çocukları motive edebilmek için iyi örnekler verebilirsiniz. Ama filan çocuk şöyle, sen şöylesin, senin kafan az çalışıyor, o, o şöyle güzel, sen şöylesin dediğiniz zaman bunun çocuğun gelişimine de bir faydası yok aksine ruh hali üzerine yıkıcı bir etkide bulunuyor. Lütfen çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın.